Günaydın, iyi sabahlar. Paranın Rotası ile karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Bugün özelinde yaşanan gelişmeleri ve haftanın devamında etki edecek hususları yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner ile konuşacağız. Günaydın Özlem Hanım. Günaydın. İyi bir gün olsun. İyi bir gün olsun. Hemen gündem başlıklarıyla başlayalım. Gözümüz BRICS'te olacak bugün itibarıyla. Bugün BRICS zirvesi başlayacak. 24 Ekim'e kadar da devam edecek. Burada BRICS üyeleri bakalım hangi notları ön plana çıkaracak. Geçtiğimiz haftalardan itibaren Türkiye BRICS'e katılacak mı sorusunu görüyorduk. BRICS'e katılırsak ne gibi faydası olacak? Katılmamamız daha mı iyi? Ya da katılırsak hangi olumsuz hususlar ön plana çıkabilir? Değerlendireceğiz. Birazdan da Rusya'ya gideceğiz ve arkadaşımız bu liderler zirvesinin öne çıkan hususlarını bizlerle paylaşacak. Bu arada yarın yine Kazan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşecek. Malum Türkiye'de bir gaz merkezi kurulması gündemde. Bunun altyapı çalışmaları geçtiğimiz aylardan itibaren sürüyor. Bunda gelinen noktayı iki lider konuşacak, masaya yatıracak. Dün maliyeden vergiye ilişkin önemli bir adım geldi. Detaylandıracağız, konuşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de özellikle enflasyon düzeltilmesini hatalı uygulayarak vergi kaybına sebebiyet veren mükellefleri çağıracağız, hesabını soracağız, izaha davet edeceğiz dedi. Bu arada yenilenebilir enerjiyi ve enerjide gelinen noktayı dün değerlendirmiştik. 2035 yol haritası açıklandı. Enerjide 4 kat artış hedefi var yenilenebilir enerjide. Yine temas edeceğiz. Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 9 milyar doları aştı. 22 yılda 10 kat artış gösterdi yüksek teknoloji ihracatı. Bakacağız. Küresel tarafta S&P, Nasdaq, Dow Jones'ta uzun süredir yükselişler takip ediyoruz ki aslında Ocak ayından itibaren bazı kurumlar uyarmıştı ama yükselişler sürdü. Şimdi Goldman Sachs diyor ki önümüzdeki süreçte nominal anlamda %3'lük bir getiri olur olsa olsa S&P'de. Bunun yanı sıra Fed üyelerinden de mesajlar var. Artık yılın sonuna doğru ilerliyoruz. Kalan toplantılarda Fed'e dair beklentilerini bu üyeler açıklıyorlar. Önce Özlem Hanım BRICS'te başlayalım isterseniz. Bu arada Akşin de hazırmış. Hemen önce Akşin'e dönelim. Rusya'ya BRICS zirvesinde öne çıkan hususları Akşin aktaracak. Sonra üzerine konuşacağız. Evet, dünyanın merakla beklediği BRICS zirvesi bugün Rusya'nın Kazan kentinde başlıyor. 3 gün boyunca sürecek zirve Kremlin tarafından küresel gündemin ana olaylarından biri olarak nitelendiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuri Ushakov'a göre 30'dan fazla ülkenin katılımını teyit ettiği zirve Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük dış politika etkinliğine dönüşebilir. Bu doğrultuda yeni BRICS üyelerinin kabulü için net kriterlerin belirlenmesi ve ortak ülkelerle çeşitli formatlarda işbirliği yapılmasının zirvenin gündeminde üst sıralarda yer alması bekleniyor. 2006 yılında Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın katılımıyla kurulan BRICS, daha sonra Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yeni üyelerle daha da genişledi. Rusya'nın BRICS zirvesinde insani, ekonomik, mali, parlamenter ve diğer alanlarla ilgili girişimler önermesi bekleniyor. Rusya lideri Putin zirve kapsamında yabancı mevkidaşlarıyla 17 ikili görüşme gerçekleştireceği planlanıyor. Putin'in özellikle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile kapsamlı stratejik ortaklık konusunu ele alacağı bildirildi. BRICS zirvesi öncesinde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in küresel ekonomik büyümenin ana motoru olacağını söyledi. BRICS ülkelerinin batıya karşı güçlü bir ekonomik denge unsuru olarak küresel ekonomideki etkisini artıracağını ifade eden Rusya lideri, BRICS'in ekonomik egemenlik kazanacağını ve ABD dolarının küresel finans üzerindeki etkisini azaltmak için diğer ülkelerle işbirliği yapacağını kaydetti. BRICS'in küresel siyasette ve ticarette batıya güçlü bir karşı denge olarak şekilleneceğini kaydeden Putin, ayrıca BRICS ülkelerinin ekonomik büyümelerinin giderek daha az dış etkenlerden veya müdahillerden etkileneceğini belirtti.
Rusya BRICS zirvesini Batı'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'yı izole etme çabalarının başarısız olduğunu kanıt olarak sunmaya amaçlıyor. Bu çerçevede Moskova diğer ülkeleri küresel finans sistemini yeniden düzenlemek ve ABD dolarının küresel egemenliğini sonlandırmak için birlikte çalışmaya davet ediyor. Dolayısıyla bu zirvenin Rusya'nın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek ve BRICS'in küresel ekonomideki etkisini artırmak amacıyla kritik bir önem taşıdığını diyelim ve sözü başkent Moskova'dan İstanbul'a bırakalım. Rusya'dan Akşin Kişi'ye aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bu liderler zirvesini yakından takip edecek Akşin. Bizler de öncelikle bu zirveyi konuşarak sohbetimize isterseniz Özlem Hanım başlayalım. Geçen haftalardan itibaren Türkiye BRICS'te olacak mı soruları sorulmaya başlanmıştı. Tabii artısı eksisi hemen masada oldu ve bugün 2 gün sürecek olan BRICS Liderler Zirvesi başlıyor. Evet. Önemli bir zirve. Neden önemli BRICS? Çünkü aslında bir anlamda Batı'ya karşı gelişmekte olan ülkelerin bu dünyada biz de varız diyerek ortaya çıktığı bir tablo var. İşte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve bunlarla birlikte aslında Güney Afrika, bunlarla birlikte önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor aslında. Neden? Çünkü şu anda nüfus olarak baktığınız zaman dünyanın %40'ı bu bölgede. Artı ekonomik olarak baktığınız zaman gayri safi yurt içi hasılası %25'ini, dünyanın %25'ini oluşturuyor. Ekonomik olarak G7 ülkelerinin, daha çok Batı'dan oluşan G7 ülkelerinden daha güçlü bir topluluk aslında bu. Şimdi burada bir aslında biz de varız ve bizim gücümüz hani sizden bir topluluk olsak sizden daha büyük olabilir söylemini gerçekleştiren bir tablo var. Şimdi burada Türkiye aslında özellikle hem Batı hem Doğu'nun arasında hem coğrafi olarak hem ekonomik olarak önemli bir köprü ülke. Ve bu köprü ülkenin sadece Batı'da değil Doğu'da da olması ve gelişmekte olan bir ülke olarak bu işin içinde yer alması isteği gayet doğal. Geçtiğimiz yıl birkaç ülkeyi almışlardı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu yılın başında BRICS'e üye olmuştu. Şimdi Türkiye'nin üyeliği de konuşuluyor. 4'ken 9 oldular böylece. Evet. Şimdi Türkiye'nin üyeliği de konuşuluyor. Bunda bakalım önümüzdeki günler ve saatler aslında bize net bir şekilde gösterecektir. Türkiye bu işi istiyor. Ve BRICS için de Türkiye'nin varlığı çok daha anlamlı olacaktır tabii. Bu toplantılara Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de katılıyor. Tabii bu süreçte şunu da konuşmakta fayda var. Şimdi bu toplantının bir başka anlamı daha var. O da aslında biraz dolardan uzaklaşmak gayesi de var. Yani o hakim olan güçlerden biraz uzaklaşmak ve kendi söylemini ortaya koymak derdi de var. Mesela o ödeme sistemleri konusunda bir adım atılması bekleniyor. Özellikle bu toplantıda da bunun değerlendirilmesi bekleniyor. Swift yerine başka bir model daha, bir ödeme sistemi oluşturulması gibi. Biraz daha erken olduğu söyleniyor ama bir ortak para birimi konusunda konuşmalar var. Ki burada bir sepet kur gibi bir ortaya çıkarılacak yeni bir birim de olabilir. Bunların hepsi tartışılıyor. Ekonomik anlamda farklı bir iddia da ortaya koymaya çalışıyor. Aslında daha çok zaten bir ekonomik birlik oluşturmak bu ülkeler arasında gaye. O yüzden bu ekonomik anlamda hem Batı hem Doğu iki gücün de arasında yer alan ve bu iki gücü aslında köprü, her açıdan köprü görevi gören bir ülkeyiz. Bu anlamda da önemli bizim için bu. Tabii yani BRICS'in içinde olmak Batı'da nasıl karşılanır? Olumsuz karşılayanlar olacaktır ama bu sonuçta Türkiye'nin özgür iradesi, istediği yerde yer alabilir.
NATO'da nasıl yer alıyorsa BRICS'te de yer alabilir. O yüzden bunları çok bence karşılaştırmamak lazım ama Batı BRICS'e, yani BRICS biz de varız ve biz güçlüyüz diyor. Batı da biraz içinde Rusya'da olduğu için aslında bu topluluğu biraz tehdit olarak görüyor doğrusu. O yüzden böyle bir tablo var ama maalesef son yıllarda çok derin bir örgütsüzlük problemi var. Yani sorunları çözebilen platformların çok azaldığını görüyoruz. Örneğin IMF, Dünya Bankası ki bugün konuşacağız toplantıları da var ama son yıllarda o etkilerini çok yitirmiş durumdalar. G20 aralarında belki de en etkililerinden birisi olarak kalabildi. O da zaten çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğiz. Şimdi daha çok aslında işte Şangay Beşlisi ya da işte BRICS, daha çok Doğu tarafından gelen toplulukların daha etkili ve daha çok söz söylediğini, bunun için bir, yani bir derdi sorun etme ve bunun için bir çözüm oluşturma konusunda daha etkili ve daha atak olduklarını görüyoruz. Dünya tablosunda böyle bir değişim var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Burada siyasi süreçleri de bence dış politikada iyi üretmek lazım. Hı hı. Çünkü bu bahsettiğimiz ülkeler, Rusya diyoruz, sonuç itibariyle Amerika ile Avrupa ile arasının limoni olduğu, hı hı, işte Swift'e atıfta bulundunuz siz, çıkarıldılar. Limoni değil, direkt yaptırımlar var. Kötü, evet. Çin diyoruz. Şimdi yeni bir Trump dönemi dersek yeniden Çin'i neler bekliyor olacak? Hı hı. Ticaret savaşları başlayacak mı? Türkiye son dönemde özellikle uygulamış olduğu diplomasiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde ve Ukrayna ve Rusya savaşı ile birlikte bunu da net bir şekilde gördük. Köprü görevi üstlendi. Hani şu an Amerika Birleşik Devletleri ile de sürekli ziyaretler oluyor. İletişim iyi görünüyor. Rusya ile iletişim iyi. Avrupa ile işte gaz konusu ve diğer hususlarda yine köprü görevinde. Buraya katılırken de o diplomasi trafiği ve o diplomasi sürecini de bence iyi yönetmeli. Diğer kanat açısından. Tabii ama bunu yürütür zaten Türkiye. Çünkü sonuçta şöyle bir tablo var. Gerçekten her iki tarafında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu her defasında görüyoruz. Türkiye bu açıdan kazan kazan politikasını iyi yürütüyor. Yıllardır da bunu böyle yaptı. O yüzden hani burada yer alıyor diye diğer taraftan kopuyor değil. Hani bir yandan da şöyle bir tablo var tabii. Yani işte Avrupa Birliği mesela. Yani yıllardır ne kadar ikiyüzlü davrandıklarını ve hani bize muamelelerini nasıl davrandıklarını gayet iyi biliyoruz. Biz niye bekleyelim ki orada? Yani bu ülkelerin birçoğunun Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyduğu dönemleri görüyoruz. O dönemlerden de geçiyoruz. O yüzden Türkiye'nin hem diplomatik hem ekonomik açıdan kazanacağı her platformda olması gerektiğini düşünüyorum doğrusu. Bu noktada da zaten bunun eksisini artısını en iyi şekilde değerlendirmiştir Erdoğan diye düşünüyorum. O yüzden de hani burada yer alırsak, ki bu görüşmede görüşülecek de masada olacak konu. Burada yer alırsak da aslında oldukça güçlü bir topluluğun ve yükselen değerin içinde yer alacağımızı da söylemekte fayda var. Hazır siz yükselen değer demişken, bu üye ülkeler dünya yüz ölçümünün %30'unu, hı hı, kaplıyor. Yatsınamaz bir gerçek. Evet. Ciddi bir oran. Şimdi petrol dedik. Hatta %40 bile olabilir o. Petrol dedik dün, enerji. Hep bu savaşların, dünya nüfusunun %45'iniymiş. Dünya yüz ölçümünün %30'unu. Evet. Bir anda, çünkü bu nüfusları o kadar hızlı artıyor ki. Hı hı. Yani içinde Çin ve Hindistan var zaten. Dünyanın en büyük iki nüfusu. Birbiriyle yarışıyorlar bu konuda. O yüzden çok ciddi bir nüfus var. Yani bunu ekonomik güce dönüştürmeyi de başarmış durumdalar şu anda. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. İşte Hindistan beşinciliğe yürüyordu en son. Yani hani böyle baktığınız zaman hani öyle küçük ülkelerde değil bunlar sonuçta. Erdoğan Putin'le de görüşecek yarın bu kapsamda. Evet. Hem bu kapsamda görüşecek hem de aslında Türkiye'de enerji ile ilgili önemli projeler var Rusya ile birlikte yürütülen. Örneğin bir tanesi işte
doğalgaz piyasası ile ilgili, bunun kuruluş aşamaları nasıl yapılacağı konusu ve diğer değerlendirilmeler, işte burada fiyat belirlenmesi konularının da gündemde olacağını biliyoruz. Bir yandan tabii yine enerji ile ilgili özellikle çok bu süreçte yaşadığımız pek çok konu var tabii. Bunların arasında nükleer santral konusu çok önemli. Nükleer santrali, Akkuyu nükleer santralini birlikte yapıyoruz. Rusya'nın yatırımı var ve önümüzdeki günlerde yeni nükleer santral planları var. Burada da yine Rusya'nın yeni nükleer santraller yapma noktasında da fotoğrafın içinde yer alma isteği var. Dolayısıyla enerjiyle ilgili önemli mesajlar, önemli adımlar gelebilir bu toplantıda. Ana gündem bu olacak. Ve tabii Rusya'nın Batı ile ilişkileri, işte bölgedeki gelişmeler hepsi söz konusu olacaktır. Önemli başlıklar var. Dün maliyeden de özellikle vergi hususuyla alakalı notlar geldi. Mehmet Şimşek de bu notları değerlendirdi. Artık bilançosu açıklanan şirketler, mükellefler izaha davet edilecek. Gelecekler bu bilançolarını anlatacaklar. Böylece vergide adalet ve etkinlikte daha fazla sağlanacak dedi. Önümüzdeki süreç bu anlamda yoğun geçecek gibi. Aslında seninle hemen hemen her gün bir vergi konusunu konuşuyoruz. Bir kayıt dışılık konusunu konuşuyoruz. Şimdi burada özellikle enflasyon muhasebesi bu yıl bütün şirketlerin canını çok yaktı. Çünkü biraz hazırlıklı değillerdi ve bu enflasyon muhasebesini yapabilmek de biraz böyle muhasebeciler için, mali müşavirler için de biraz zor oldu. Bunu yapabilenler de çok fazla olmadığı için. Orada tabii özellikle bazıları yaparken demek ki çok başarılı olamadılar. Ya da bazıları işte biraz izandan kaçtılar. O yüzden biraz onları da aslında hatalı uygulamaları da neden hatalı yapıldı? Acaba bir teknik hata mı var yoksa bu bir kötü niyet mi var, bir art niyet mi var? Bunu incelemek için izaha çağırıyorlar. Bu da önemli çünkü aslında işte borsada da görüyoruz pek çok şirketin bilançolarında bu yıl daha farklı görebiliyoruz. Orada da bunun izaha çağrılması çok daha dikkatli olunmasını gerektirir ama belki de 2025'te artık buna çok da ihtiyaç duyulmayacak bir hale de gelebilir. Bu arada Bakan Şimşek ve Fatih Karahan Amerika Birleşik Devletleri'nde IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına katılıyorlar. Hem Maliye Bakanları hem Merkez Bankası Başkanları'nın katıldığı toplantılar. İkisini de orada temaslarını birçok anlamda yoğun olacağını söyleyebiliriz. Önce IMF'in bu toplantıda hangi başlıkları öne çıkaracağına bakalım isterseniz. Onunla alakalı bir çalışmamız daha var. O da gelsin ekranlara. Orta Doğu'daki savaş IMF'in gündeminde olacak. Ukrayna ve Rusya savaşı yine bu toplantılarda konuşulacak başlıklar arasında. Borç seviyeleri bir hayli fazla. IMF geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. Yükselen borç seviyeleri küresel kanat için, iklim değişikliği ve yapay zeka bu toplantıların gündeminde olacak. Şimdi burada tabii oldukça önemli konulardan birisi hani bizim için daha yakın Ortadoğu'daki savaş ve Ukrayna-Rusya savaşı. Ama bu tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çünkü o bölgedeki ticaret zincirlerindeki aksaklıklar tüm dünya ülkelerini çok yakından ilgilendiriyor. Yani yakını uzağı yok, herkesi ilgilendiriyor ama tabii en çok bizim bölgemizi ilgilendiriyor. Bir yandan da maalesef hala bu büyüme noktasında ciddi zayıflık var dünyada. Ki bakalım küresel görünüm raporunda ne açıklayacaklar. Yine zayıf bir görünüm olacağı kesin. Tabii burada sadece merkez bankalarının politikalarını değil, aynı zamanda özellikle bundan sonraki dönemde mali politikalar açısından da ne yapılabilir? Genel olarak hani bütün dünya açısından, küresel açıdan
hangi politikalar devreye alınabilir? Bunların da çok tartışılabileceği bir durum var. Bir yandan da tabii en büyük tehditlerden birisi, aslında bunu belki çok daha net bir şekilde söylemekte fayda var ve önlem almak lazım tabii. O da iklim değişikliği. Tarımsal üretimden sanayiye kadar, işte o pek çok sektöre kadar bir değişimi gerektiriyor. Ve buna ayak uydurmak için de önemli adımlar atmak gerekiyor. Ciddi bütçeler ayırmak gerekiyor. Bu hazırlıkların yapılması ötelenemeyecek bir hale geldi gibi görünüyor. Ve bunlar da aslında küresel ekonomi üzerinde çok ciddi yük. Bir yandan da tabii yapay zeka tablosu var. Hemen hemen dünyadaki pek çok alanda yapay zekadan çok fazla yararlanabiliyoruz. Ciddi bir gelişim var bu alanda. Ama kim ne kadar yararlanabiliyor? Ne kadar adaletli bir dağılım var bu noktada? Bu teknolojiyi kim ne kadar yakalanabiliyor? Üretimde, sanayide ne kadar kullanılabiliyor? Artı yapay zekanın bu kadar çok kullanılması istihdam politikalarını nasıl etkileyecek? Bunların hepsi aslında ekonominin konuları. O yüzden de bu toplantılarda gündeme gelmesi ve ortak kararlar alınabilmesi önemli. Ama dediğim gibi artık IMF Dünya Bankası toplantıları eskisi kadar çok güçlü bir işlevi olamıyor maalesef. Hani konuşulup geçiliyor gibi bir tablo var. Belki bu noktada da özellikle üzerinde durmak gerekebilir. Şimdi burada tabii sadece bu toplantılar değil, aynı zamanda yatırımcılarla da buluşacaklar Şimşek ve Karahan. Bu da önemli. Pek çok yatırım bankasının geniş katılımlı yatırımcı seminerlerine katılacaklar. 50 toplantı olacak Şimşek'in. Bu öngörülüyor. Bu aslında çok önemli bir rakam. Ve Şimşek her gittiği yerde böyle aslında. Yani sabahtan akşama kadar sürekli ard arda yatırımcılarla görüşülüyor ve Türkiye ekonomisi anlatılıyor. Bu önemli bir tablo. Çünkü bir noktada yabancı yatırımcının gelmesini bekliyoruz. Ve o yabancı yatırımcının gelmesi için de kendimizi anlatmamız lazım. Şimdi geçen yıldan bu yıla fark aslında bir programın sonuçlarının alınmaya başlamış olması. O yüzden daha içeriği sağlam bir hikaye anlatılıyor. Yatırımcı da buna göre değerlendirmesini yapıyor tabii. Bu 50 toplantı içerisinde önemli bankaların olduğunu da görüyoruz. O yoğun takvimini hemen bir getirelim. 26'sına kadar IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları sürecek. Bakan Şimşek de birçok özel şirketle, özel bankayla da bir araya gelecek. Janet Yellen'ın da görüşeceğini dün söylemiştik. G20 toplantılarına katılacak. Resmi etkinlikler ve yatırımcı görüşmelerine katılım sağlayacak. BBVA, BOFA, HSBC ve Deutsche Bank'in içerisinde olduğu yatırım bankalarıyla bir araya gelecek ve yaklaşık 50 toplantı gerçekleştirmiş olacak. Evet, oldukça önemli toplantılar. Tabii Janet Yellen'la dün de konuşmuştuk. Belki de yılının son toplantılarından birisi olacak. Bu açıdan da önemli. Ama bu süreç tüm dünyada, G20 ülkeleri toplantılarına katılacak. Tüm dünyada ne oluyor, ne bitiyor aslında fotoğrafı daha net bir şekilde görmek ve o isimlere de Türkiye'nin tablosunu anlatabilmek açısından oldukça önemli. Ve tabii önümüzdeki dönem için, yeni yıl için yeni planlar yapılırken bu tabloyu daha net bir şekilde fotoğrafı görmek, işbirliği görüşmeleri yapmak, temas etmek oldukça önemli. Bu bankalar ve bunun gibi birçok toplantılarda yatırımcılar da olacak. Bu gelinen noktayı anlatması önümüzdeki süreç için yabancı beklentisi açısından nasıl değerlendirilmeli? Çünkü uzun süredir hem doğrudan yatırım beklentisi hem de tahvil ve hisse senedi kanadına yabancı beklentisi var. Doğrudan yatırımlar geçtiğimiz senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda önemli seviyelerde. Tahvil kanadına da yabancı geliyor. Hisse senedi kanadı o kadar iyi bir performans göstermiyor. Evet, şimdi bu süreçte özellikle borsada çok fazla beklentimiz vardı.
Ama maalesef gelmedi. Belki önümüzdeki günlerde işte bu görüşmelerle birlikte çok daha hızlı bir şekilde gelme şansı olur. Ve tabii şimdi burada faiz politikalarının da etkisi var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de. Bu nedenle de aslında tahvil tarafına gelmesi bir miktar daha öngörülebilir. Ama borsadan bu kadar çok uzak durmaları çok öngörülebilir değil tabii. Bu arada enerjiyle alakalı başlıklarımız da var. Hızlıca o başlıklara da bakalım. Dün konuşmuştuk, 2035 yılına ilişkin yol haritası açıklanacaktı yenilenebilir enerjide. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün kameralar karşısına geçti ve 2035 yol haritasını açıkladı. Önemli başlıklar var. Bakalım, rüzgar ve güneşte kurulu gücümüzü 4 katına çıkaracağız dedi ve 120 bin megawattta hedefleniyor. Evet, dün toplantıdaydık. Dün sabah da konuştuk seninle. Beklentilerimizin çok daha üzerinde bir hedef ortaya koyuldu. 4 katına çıkarıldı yatırım hedefi, kurulu güç hedefi. 120 bin megawatt ve 80 milyar dolar yatırım, rüzgar ve güneşte yatırım ve santral ve iletim hatları ile birlikte 108 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Toplantıda pek çok iş adamı vardı. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından katılımcılar vardı ve onlar da aslında çok olumlu karşıladılar bu toplantıyı. Neden? Çünkü bu yeni hedefler içerisinde yeni ihalelerin olacağını da görüyoruz. Her yıl örneğin hemen ihaleye çıkılacak olanlarda 5 rüzgar, 6 güneş santrali hedefi vardı. Ve bunlar aslında özellikle çok bundan sonraki dönem için daha önemli adımlar atılması ve pek çok şirketin bu alana girmesi açısından önemli. Neden? Çünkü enerji bağımsızlığı açısından, enerji arz güvenliği açısından kendi kaynaklarımızı kullanmamız oldukça önemli. Ve bu da kendi kaynaklarımızı nasıl kullanacağız? Daha çok rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinin kullanılması gibi. Rüzgar ve güneş santrallerinin şu andaki tablosuna baktığımız zaman zaten Avrupa'da 5. Dünyada 11. sıradayız. Çok hızlı geliştiğimiz alanlardan birisi. Bundan sonraki dönemde de çok daha hızlı gelişeceğiz. Öyle görünüyor. Yıllık 7500-8000 megawattlık yeni kurulu güce ulaşılması planı var. Bunun için ihalelere çıkılması planı var. Bu da aslında sektörlerin de çok istediği bir alandı. Çünkü artık hemen hemen her sektör kendi özellikle işte o güneş panelleriyle kendi enerjilerini üreterek çok ciddi bir kazanım elde etmiş oldular. Hem bilgi hem mali açıdan bir kazanım elde etmiş oldular. Bu açıdan bakıldığında aslında oldukça önemli. Yani şimdi bakıyorsunuz hemen hemen her yerde güneş panelleri var. Herkes kendi elektriğini kendisi üretiyor. Türkiye'nin önemli bir, aslında önümüzdeki günlerde önemli bir kası olacak. Yine küresel tarafta 5 Kasım'a doğru ilerliyoruz ve Amerikan seçimleri gündemimizde kalmaya devam ediyor. Harris çok ilginç bir şey söylüyor. Trump kazanırsa Amerika daha kendi içine çekilecek, NATO'dan çıkacak diyor. Biraz garip geldi bana Harris'in tespiti. Son anketlere baktığımızda Trump lehine sonuçlar görüyoruz. O anketler sonrasında da herhalde böyle bir açıklama yapmayı tercih etti. Evet, yani birbirlerine saldıracakları bir dönem. Aslında Trump da daha çok etrafa saldırıyor Harris'ten çok. Öyle bir durum var. Şimdi Trump genel olarak zaten hani ilk geldiği dönemde de Kuzey Atlantik Konseyi'ne, NATO'ya karşı çıkan daha doğrusu tüm yerleşik kurumlara yapılara karşı çıkan açıklamalar yapıyordu zaten. Yani bunların bir kısmına uygulamada da tepkilerini gösterdi. Bir kısmına sadece seçim döneminde ya da böyle sert sözler söyleyerek devam etti.
Haris de onları kastediyor herhalde. Ama yani hani Amerika'nın NATO'dan çıkması gibi bir şeyin söz konusu olması. Yani NATO'nun yapısı çok tartışılıyor tabii. Geldiği nokta da çok tartışılıyor ama Amerika'nın NATO'dan çıkması gibi bir durum söz konusu olabileceğini tahmin etmiyorum. Evet. Seçim FED'i gölgeler mi? Bunu da konuşuyorduk. FED üyelerinden de mesajlar var. Hemen o mesajları da hatırlayalım. Artık Amerika'da FED'in iki toplantısını, iki kararını göreceğiz. Peki bu iki toplantı nasıl olacak? Ne karar verecek? Önce 50 bas puanlık faiz indirim beklentileri vardı Eylül toplantısı sonrasında. Akabinde de 25 bas puanlık fiyatlamayı tahvil kanadında gördük. Logan faiz indirimlerinde dikkatli olmalı FED diyor. Mary Daly, San Francisco FED Başkanı, FED'in faizi düşürmeyi durdurması için herhangi bir neden yok diyor. Kansas City FED Başkanı da faiz indirimlerinde temkinli ve bilinçli bir yaklaşımdan yanayım ifadesinde bulunuyor. Ve kalan iki toplantı FED cephesinde. Şimdi tabii bundan sonraki dönemde bir indirim olacak mı? Olursa ne kadarlık bir indirim olacak? Yani FED seçimi bekler mi? Yoksa seçime rağmen bağımsızlık ilanı gibi bir tabloda yer alır mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Benim tahminim, doğrusunu söylemek gerekirse, bir indirim daha yapabileceğini düşünüyorum. Ve bunu hani tam seçimin ertesi gündü galiba FED toplantısı. Hani sonuç ne olursa olsun ben kendi kararımı veririm duruşu için bunu yapacak diye düşünüyorum. Belki hani daha düşük bir oranda olacak ama bir faiz indirimi yapabilir. Ama ondan sonra yapar mı? O konuda tereddütlerim var. Bu FED kararı ve Amerikan seçimleri özellikle emtia kanadında kendisini hissettiriyor. Bir kıymetli metallere bakalım isterseniz. Ons altında çünkü uzun süredir yukarı yönlü bir hareket var. Gümüşte de son dönemlerin en iyi seviyeleri test ediliyor. 34 dolarların üzeri gümüşün ons fiyatında görülüyor. Ve artık bu enstrümanlara ilişkinde yeni yukarı yönlü beklentiler de oluşuyor uluslararası kurumlardan. Dün özellikle ons altın 2700 doların üzerini test etti. Bir gelsin kıymetli metaller fiyatlaması. 2700 dolarların üzerini gördü. 1936 dolardan 2745 dolarlara kadar bir hareket sene başından itibaren gördük. Gümüşte de 34 doların üzerini görüyoruz. Citigroup da özellikle bu iki enstrüman için tahminlerini aktarıyor ve yükseltiyor. Evet, oldukça aslında altın yılı diyebiliriz. Hani geçtiğimiz yıl güvenli liman özelliğini kaybetti galiba altın diye konuşuyorduk. Bu yılda tam tersi aslında bir kaçış noktası gibi oldu ve ciddi bir yükseliş gösterdi. 2734 dolar çok önemli bir seviye. Gümüşte de yine yatırımcısını üzmeyen bir hatta oldukça sevindiren bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada rakamları baktığımız zaman Citi 3 aylık 2800 dolara yükselteceğini ve 6-12 aylık tahmininde 3000 dolar olarak açıklıyor. Gümüş için de 38 dolardan 40 dolara yükseltiyor. Bu beklentilerin çok daha üzerinde rakamlarda gerçekleşebilir doğrusu. Önümüzdeki günlerde özellikle bu çatışmaların, jeopolitik risklerin daha da arttığı dönemlerde bu noktada özellikle tabii son dönemlerde merkez bankalarının da altın yatırımlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Daha fazla bir altın talebi, dolayısıyla daha da yükselen bir fiyat olabileceğini düşünüyorum doğrusu altın ve gümüşte. Açılışı az kaldı Özlem'in. Bir araya gidelim. Aradan sonra hem açılış beklentilerini alırız hem de piyasaya bakarız. Evet. Kısa bir aramız var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan piyasa açılışını göreceğiz. Piyasa açılışına ilişkin de beklentileri alacağız. Önce IMF Başkanı Kristalina Georgieva önemli bir hususa temas etti. Ona bakalım. Yüksek fiyatlara değiniyor ve bunun kalıcı olduğunu vurguluyor.
Evet, fiyatlar arttığı için hepimizin hissettiği acı kalıcı ve yüksek fiyatlar dünya genelinde pek çok insanı da oldukça kızdırıyor. Yavaş büyüme ve yüksek borcun bu affetmez kombinasyonunda karşı karşıyayız diyor. Bir yandan gerçekten ciddi bir borçlanma, bir yandan o katılaşmış yüksek fiyatlar. Biz hep içerisi için konuşuyoruz ama dışarıda da küresel tabloda da durum pek çok yerde bizden çok daha sıkıntılı bir durumda. Şimdi tabii bu bir kere davranış bozukluğu, fiyatlamalardaki davranış bozukluğu ortaya çıkınca bunu değiştirmek de psikolojik olarak çok kolay olmuyor. Özellikle de vatandaşlar açısından, tüketici açısından algının bozulması çok daha kötü oluyor. Bir yandan da bu fiyatları koyanlar o fiyatlara alışıyorlar ve nasıl olsa bunun bir alıcısı var diye düşünüyorlar. Dolayısıyla orada bir psikolojik denge bozulunca aslında ekonomik dengeyi yerine oturtmak da çok kolay olmuyor. O yüzden hani IMF Başkanı'nın yüksek fiyatlar kalıcı demesi önümüzdeki dönemde bir süre daha enflasyon belasıyla uğraşacağımız anlamına geliyor. Çünkü hem enflasyon yüksek diye fiyatları yükseltiyorlar hem de o fiyatlar yükselince tekrar enflasyonu aslında yükseltiyor. Maalesef çok kötü bir kısır döngünün içerisinde dünya yuvarlanıyor son dönemde. Bu arada bugünden itibaren finansallar yoğunlaşacak. Geçen hafta Aselsan'la başlamıştı bilanço dönemi. Bugün Erdemir finansallarını duyuracak. Seans tamamlandıktan sonra 23 Ekim'de TAV ve Türkiye Sigorta'yı yarın göreceğiz. 24 Ekim Akbank, Türk Traktör, Ebebek finansallarını açıklayacak. 25 Ekim Arçelik ve Anadolu Hayat bilançosunu duyuracak. 30 Ekim Aksa, Aksigorta, Garanti BBVA ve ayın son işlem günü Yapı Kredi bilançosunu duyuracak. Bilanço dönemi 3. çeyrekte yine aslında 2. çeyreğe benzer geçmesi bekleniyor. Hemen gidelim İsmail Güner'e, hem açılış beklentilerini alalım hem de bu dönemin nasıl geçeceğini soralım. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner bizlerle olacak. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl bir açılış beklersiniz? Yeniden 9000'in altında 2 gün üst üste kapanış, 9000'in altında evet 2000 üst üste kapanış yaptık. 8600'lere kadar geldi endeks. Dün de kayıp vardı. Bu kayıplar nereye kadar sürecek? Dip arayıp duruyoruz ama gittikçe de dibe iniyoruz. Evet, yani borsanın duruşu da aslında enflasyon gibi. Yani şu anda kestirmek gerçekten çok zor. Sürprizlere çok açık. Evet, iki gündür belki 9000 seviyesinin altındayız ama 3 haftadır da 200 günlük ortalamanın altında, 9400'ün altında uzun vadeli ortalamaların altında kapanıyor olmamız açıkçası piyasalardaki risk algısını biraz daha arttırmış durumda. Şu an için bizim piyasamız bir çıkış yolu aramaya çalışsa da piyasalar üzerindeki yeni beklenti oluşturacak gündem konularının çok yoğun olmaması, burada hacimsel tarafta zayıflık bizim Borsa İstanbul tarafında en büyük, önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi diyebilirim. O yüzden şu an için piyasa senin de söylediğin gibi bir arayış içerisinde, yol arayışı içerisinde. Bununla ilgili de açıkçası şu an için en yakın beklenti konularından bir tanesi de şu an için bilançolar ama orada da açıkçası çok böyle sürprizler biz beklemiyoruz. Yine zayıf finansalların gelmesi ihtimali çok yüksek. Onlar için de biraz daha bizim piyasalarımızda para hareketinin, para volatilitenin artması gerekiyor. Orta Doğu tarafı karışık.
Bu bağlamda şu an için daha çok burada Borsa İstanbul tarafında birkaç günlük yükselişler yaşansa da bu yeni para girişleriyle desteklenmemesi neticesinde tekrar yeni bir dip arayışı ihtiyacı da oluşuyor. Şu anda da haftaya dün itibariyle bir düşüşle başlamıştık. Ve kritik uzun zamandır konuştuğumuz 8500 desteğine de doğru da endeks her geçen gün biraz daha yaklaşmaya devam ediyor. Evet. Bu arada tabii biraz önce finansallarını duyuracak olan şirketlere de temas ettik. Bilançoları da artık geçtiğimiz hafta Aselsan'ın finansallarıyla birlikte görmeye başladık. Burada Aselsan beklentilere paralel bir bilanço 3. çeyrek adına açıkladı. Bu acaba bazı sanayi şirketleri için de beklentilere paralel bir finansal gelir mi sorusunu yöneltmemizi sağlıyor mu? Çünkü burada iyi bilançolar görürsek sanıyorum hisse bazlı da iyi fiyatlamalar söz konusu olabilecek. Kesinlikle. Yani bu çok önemli bir katalizatör. Özellikle de geçmiş dönemlerde biliyorsunuz bilançolardaki o iyimser beklentiler Borsa İstanbul tarafında ciddi anlamda yukarı yönlü bir eğilim oluşmasına sebep oluyordu. Ama burada son iki çeyreğe baktığımızda bu yıl itibariyle her çeyrek biraz daha bir öncekine göre daha kötü gelmeye devam ediyor. Özellikle de şu son zamanlarda açıkçası bilançolar tarafında bizim çok böyle parlak bilanço beklentimiz yok. Özellikle de enflasyon muhasebesinin de etkisiyle birlikte finansallar tarafında özellikle de biraz daha bizim bilançosunu beğendiğimiz şirketlerin açıkçası karlı şirketlerin burada enflasyon muhasebesi karşısında biraz daha zayıf finansallar açıkladığını dikkatimizi çekiyor. O yüzden şu an için üçüncü çeyrek bilançoları artık yavaş yavaş geliyor. Aselsan evet beklentiler dahilinde geldi ama böyle çok böyle bizi yani hisseyi alıp götürecek, heyecanlandıracak bir bilanço değil. Onu da altını çizmek lazım. Ama şöyle bir durum da var. Şu anda biz en azından hisse bazlı, şirket bazlı ya da sektörel bazlı burada bilançolarda değişiklikler olabileceğini görüyoruz. Özellikle de savunma sanayi tarafında burada alınan ihaleler ve bunların bilançoya yansıtılması, ihale bedellerinin bilançoya girmesi gibi konular biraz daha Aselsan tarafında dördüncü çeyrek tarafında daha etkili olduğunu biliyoruz. Ama sonuç itibariyle bu yıl genel bazda baktığımızda Aselsan'ın bilançosu şu an için biraz daha gelecek vaat ediyor ama genel olarak piyasa genelindeki beklentilerimizi sorarsanız açıkçası çok da böyle heyecan verici değil. Mesela bugün bu akşam Erdemir'in bilançosu açıklanacak. Orada da geçtiğimiz yıla göre çok ciddi anlamda kârda bir zayıflama bekleniyor. Yani gelecek diğer finansallarda da biraz daha böyle hisse bazlı değerlendirmek çok daha önemli olur. Örnek veriyorum havacılık tarafına baktığınızda burada üçüncü çeyrek finansallar dönemsellikten dolayı nispeten daha iyi olur. Özellikle de havalimanlarının doluluk oranları ya da burada hava şirketlerinin koltuk doluluk oranları gibi ve uçuş mesafelerinin karlılığı gibi birçok rasyoya baktığımızda burada belki orada Türk Hava Yolları ya da Pegasus arasında bir kıyaslama yaptığımızda Pegasus'un biraz daha
ön plana çıkabileceği beklentimiz mesela daha yüksek. Ama tabii bu şu an için böyle, belki önümüzdeki süreçte ekonomik koşulların, finansal piyasa koşullarının biraz daha normalleşmesiyle birlikte yine Türk Hava Yolları'nın daki beklentiler biraz daha ön plana çıkabilir. Ama biraz daha böyle şu anda çeyreklik bazda projeksiyon çizmek çok daha mantıklı gibi. Çünkü biraz daha zayıf bir büyümenin olduğu bir ortamda şirket performanslarının da, finansallarının performanslarının da açıkçası böyle genel olarak çok böyle güçlü olmasını açıkçası beklemiyoruz. Ama sonuç itibariyle şu an için artık finansallar gelmeye başlıyor. Çok böyle zarar açıklayacak şirket sayısı çok fazla değil ama geçtiğimiz yıla göre ya da çeyreklik bazda kıyasladığımızda şirket performanslarının biraz daha düşebileceği ya da benzer ikinci çeyreğe yakın finansalların gelebileceği bir beklenti daha ağır basıyor. Belki burada önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte burada finansallarda şurada biraz bir daha açılış rakamına bakalım, söz sonra konusu devam olabilir. edelim. Tabii ki. Açılış rakamına gidiyoruz. %0.27 artıyla başladı. 8677 açılış rakamı. Dün %1.58'lik bir düşüş vardı BIST endeksinde. Bugün sınırlı da olsa pozitif bir başlangıç. 8654 haftanın en düşük kapanışıydı. 8677 puan seviyesinden yeni güne başladık. İsmail Bey, sınırlı artılar var. Sınırlı alıcılı. Nasıl buldunuz açılışı? Yani aslında şöyle söyleyelim, para girişinin şu anda zayıf olduğu bir ortamda Borsa İstanbul tarafında, pay piyasası tarafında özellikle de bu şekilde zayıf bir açılışı ben gayet makul buluyorum. Şu an için dediğimiz gibi piyasanın biraz daha yeni gündem konularına ihtiyacı var. Belki Kasım ayında biraz daha bu beklentilerin ön plana çıkabileceği bir ay olabilir. Onunla birlikte şu an için bizim piyasamızda özellikle de aşağı yönlü düşüş trendinin artık uzun zamandır devam ediyor olması burada hisse senetlerine olan talebi ciddi anlamda düşürmüş durumda. O yüzden burada yani düşüş trendinin olduğu bir senaryo içerisinde genelde stratejiler biraz daha trend dönüşünden ziyade tepki yükselişine nereye kadar olabileceği yönde yürütülür. O yüzden ben şu an için buralarda 8700-8600 aralığında bugün için biraz daha taban oluşumu gerçekleşebilirse yine para işlem hacmine bağlı olarak burada direnç seviyelerinin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. İsmail Bey, teminat tamamlama kanadı ne anlatıyor? Bir de Viyop ay sonu için short pozisyonların sayısı artarak devam ediyor mu peki? Evet, aslında Viyop tamamlama tarafında böyle çok riskli bir rakamlar görmemekle birlikte açıkçası bir sonraki vadeye Viyop tarafında özellikle de seninle yaptığımız programlarda Viyop tarafındaki kurumların günlük ve haftalık pozisyonlarını konuşuyorduk. Orada halen kısa pozisyonlar artmaya devam ediyor. 260 yani ilk 3 kuruma baktığımızda ben dün itibariyle 270 bin kontrat sınırına
yaklaştığını görüyoruz. Burada ciddi anlamda hedge pozisyonlarının arttığını görüyoruz. Artı bunun yanında bir de piyasanın aşağı gideceğini düşünen yani yatırımcıların buradaki aşmış olduğu kısa pozisyonların da eklenmesiyle birlikte VIOP tarafında ciddi anlamda borsa üzerinde bir baskı oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden şu an için orada halen devam ediyor ama önümüzdeki süreçte günlerde biraz daha ay sonuna doğru yaklaştıkça bir sonraki vadeye bu kısa pozisyonların son zamanlarda rekor kıran bu kısa pozisyonların aktarılıp aktarılmayacağını gözlemleyeceğiz. Özellikle de burada genelde piyasayla ilgili beklentiler, pozitif beklentiler oluştukça ya da Türkiye ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandıkça buradaki pozisyonların biraz daha azalması bizim için önemli bir indikatör olabilir, referans olabilir. Ama şu an için burada çok fazla bir tabloda bir değişiklik yok. Ama dediğimiz gibi piyasalardaki hacimsizlik de burada yeni bir hareketin olmadığını da bir göstergesi olarak da söyleyebiliriz. İsmail Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağolunuz. Bu arada endekste %0.43'lük yükseliş var. %0.27'lik artıyla başlamıştı. Biraz önce TÜİK'ten yurt içinde ikamet eden turizm verisi geldi. Daha doğrusu tam adıyla ifade edeyim hemen. Hane halkındaki turist sayısına ilişkin son verileri aldık. İkinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm. Bakalım ayrıntılarına. Burada yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişiye seyahate çıktığını görüyoruz. İkinci çeyrekte Nisan, Mayıs ve Haziran ayına ilişkin bu veri. 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23.3 oranında arttı ve 19 milyon 830 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu. Seyahate çıkanlar 103 milyar 114 milyon 141 bin TL harcadı. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115.8 oranında artış gösterdi. 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %90'ını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL ile kişisel harcamalar, %10'luysa 10 milyar 341 milyon 588 bin TL paket tur harcamaları oluşturdu. Yerli turistin bu süreçte ikinci çeyrekte harcadığı ücretler, rakamlar böyle. TÜİK'ten gelen verinin ayrıntılarını paylaştık. Gündemdeki başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlerle birlikte Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Arzola olacak. Hocam hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi aslında az önce Uğur sen okurken rakamlara bakmaya çalıştım. Geçen yılla bu yıl arasındaki karşılaştırmaya bakacak olursak aslında kişisel harcamalarda iki kat bir rakam çıkmış ortaya. Demek ki fiyatlar o kadar artmış. Böyle de bir tablo çıkıyor ortaya. Hocam şimdi enflasyonu konuşuyoruz hep. Enflasyonla ilgili gelinen noktayı değerlendirmenizi isterim ama bir yandan da şöyle bir şeyi de değerlendirmenizi isterim. Bu mücadele kapsamında hep belki Merkez Bankası tarafını konuşuyoruz ama mali tarafı da belki konuşmak lazım. Özellikle son dönemlerde kayıt dışıyla ve vergilerle ilgili çok önemli açıklamalar geliyor. Dün Şimşek de enflasyon düzeltmesini hatalı uygulayan mükellefleri izaha çağıracağız dedi. Nasıl değerlendirirsiniz acaba son dönemdeki bu yaklaşımı?
Teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Şimdi tabii enflasyonla mücadele konusu aslında çok bacaklı bir konu. Sadece Merkez Bankası'nın para politikası üzerinden yürüyemeyecek kadar önemli bir konu. Çünkü az önce siz de hane halkı yurtçı turizm verilerini okudunuz, ikinci çeyrek verilerini. Orada net bir şey gözüküyor ki hizmetler enflasyonu hem çok yüksek seyrediyor hem de daha önceki dönemlerde uygulanan politikaların etkisiyle Türkiye'de çok ciddi bir zenginleşen kesim var. Dolayısıyla bu zenginleşen kesim de her halükarda para harcıyorlar ve aslında enflasyonun Merkez Bankası tarafından önlenemeyecek kısmı da burada ortaya çıkıyor. İki tane şeye Merkez Bankası doğrudan müdahale edemez. Bir tanesi hizmetler tarafında ortaya çıkan enflasyona ki burada rekabet de son derece kısıtlı. Dolayısıyla mal piyasası gibi değil. Yani burada talebi kısabileceğiniz ya da kısmaya çalıştığınız unsurlar zaten orta gelir düzeyi ve düşük gelir düzeyi üzerinde etkili oluyor. Bir diğeri de tarımsal emtia fiyatları. Orada da Merkez Bankası doğrudan müdahale edemez ve bu ikisi son derece önemli bir şekilde Türkiye'de enflasyonun ana dinamiklerini şu an için oluşturuyor. Peki bu özellikle hizmetler enflasyonu konusunda kimin destek vermesi lazım? Burada maliye politikalarının destek olması gerekiyor. Maliye politikalarına baktığımızda ben bir eşgüdüm görmüyorum. Türkiye'de para politikasıyla bütünleşik bir yapıda olmadığını görüyorum. Bunun için şöyle bir şey var. Evet, gelir yaratma kısmı bir şekilde işletilmeye çalışılıyor ama gelirin yaratılma kısmı hep orta gelir düzeyi ve düşük gelir düzeyi üzerinden gitmeye çalışılıyor. Bu biraz yıkıcı oldu son dönemlerde. Özellikle vergi uygulamaları ve getirilmesi düşünülen vergi uygulamaları da programa olan güvenci sarstığını düşünüyorum. Özellikle bu kredi kartı limitleri üzerinden getirilmesi düşünülen vergiler son derece hatalıydı ve programa olan güveni de ciddi anlamda etkiledi. İkinci konu burada maliye politikasında sizin de dediğiniz gibi en önemli konulardan bir tanesi kayıt dışılıkla mücadele konusu. Şu an Türkiye'nin içinden geçtiği ortam kayıt dışılıkla mücadele etmek konusunda son derece elverişli bir ortam ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi büyük küpürlü paraların olmayışı. İster istemez bankacılık sistemini kullanmayı zorunlu hale getiriyor. Ama burada da özellikle kredi kartı ve banka kartı uygulamasının teşvik edilmesi konusu gündemde olmalı. Çünkü kayıt dışılığı önleyebilecek esas temel konu burada yüklü miktarda nakit para sistemin içerisine sokamayabilecek olmak. Fakat gene maliye politikasının etkilerinden biri olan bu konunun biz sadece cezalandırma ve aslında izahat kısmıyla ilgileniyoruz. Oysa burada herkes hemfikirdir ki bankaların uygulamış oldukları komisyon oranları çok yüksek ve aslında bu yüksek komisyon oranları nedeniyle kredi kartı ya da banka kartı kullanımı istenmesi durumunda da bunları kullandıracak olan esnaf ya da kim kullandıracaksa buradan daha farklı alanlara örneğin işte IBAN'a para gönderme konusuna bile sapabiliyor. Maliyenin en zorlandığı konulardan bir tanesi de bu ve bunun da çok ciddi cezalara tabi olduğunu görüyoruz. Oysa cezalandırmak yerine öncesinde kredi kartı ve banka kartı kullanımını özendirmek ve bankalarla oturup bankaların alacakları komisyonun miktarının azaltılması gerekiyorsa maliye olarak bunlara bir şekilde destek vermek Türkiye'de kayıt dışılığın ciddi anlamda önleyici unsurlarından biri haline dönüşebilir. Yani nakit kullanımını ekonomiden çıkarmamız lazım ve bunun için de banka kartını, hadi kredi kartı belki farklı noktalara da taşıyabilir özellikle borçluluk yapısı olarak ama banka kartı uygulamasını özendirmek gerekiyor. Bunun için de bankaların söyledikleri farklı yabancı şirketler üzerinden bu işlemleri yaptıkları için orada ciddi komisyonlar ödedikleri savunu ortaya çıkartıyorlar ki bu çok doğru değil ama bizim Türkiye'de kullandığımız yerli, milli, kendi bu sistemlere aracılık eden bir yapımız var. O nedenle bunun da öncülük ederek mutlaka ve mutlaka bankacılık sisteminin de konuya katkısını sağlayarak bunun önlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu tabii ki tasarruf konusu. Daha önce kamuda tasarruf tedbirleri açıklandı ama bunlar da maalesef çok üzerinde iyi çalışılmış konular değildi. Servislerinin kaldırılması konusuydu. Sonra tekrardan servis konusu gene gündeme geldi. Ama tasarrufun ciddi anlamda Türkiye'nin gündemine girmesi gerekiyor. Çünkü bunun her şeyden önce bir sinyal etkisi var.
Eğer kamu tasarruf ederse ancak vatandaş tasarruf eder. Kamu harcamaya devam ederse vatandaş etmez. Yani sonuç olarak örnek olarak baktığı ve temel gösterge olarak aldığı nokta her zaman kamudur. Aynı kamu zamlarında olduğu gibi. O nedenle ben maliye politikası yönünden daha hala yapılması gereken çok iş olduğunu düşünüyorum. Aslında hazır fırsatı varken şunu da söyleyeyim. Belki Türkiye'de Hazine Bakanlığı'nın ayrı, Maliye Bakanlığı'nın da ayrı iki yapıya kavuşturulması da maliyede alınacak olan kararların daha etkin olması konusunda etkin bir yapı ortaya koyabilir. Çünkü işin içine maliye girdiği zaman bir ileri iki geri adımlar atıldığında bu adımlar da programa olan güveni sarsıyor. Maliye Bakanlığı'nın tıpkı geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi başka bir yapı içerisinde bürünüp maliye kökenli ve maliyeyi çok iyi bilen bir yapının içerisinden gelen kişilerce yönetilmesinin Türkiye'nin şu içinden geçtiği durumda çok faydalı olabileceğini de eklemek isterim. Hocam şimdi bir yandan Mehmet Şimşek Amerika'da olacak. IMF Dünya Bankası toplantılarında hem de orada pek çok yatırımcıyla görüşecek. Bankaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Bir yandan Janet Yellen'la Amerikan Merkez Bankası, pardon, Hazine Bakanı'yla buluşacak. Ve bu arada IMF Başkanı da diyor ki yüksek fiyatlar kalıcı. Yani ben hem aslında bir yandan Şimşek'in temaslarının yabancı sermayenin gelmesi açısından bir hızlandırıcı etkisi olur mu diye sormak isterim. Çünkü bir süredir bekliyoruz ama maalesef istediğimiz kadar bir yabancı yatırım gelmedi. Bir yandan da dünyanın aslında bu küresel tablosunda nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz? Çünkü hemen hemen her ülkede yüksek borçluluk ve maalesef enflasyon sorunu var. IMF Başkanı'nın da yüksek fiyatlar kalıcı söylemini nasıl değerlendirirsiniz diye böyle bir kısaca bir toparlama rica edeyim. Elbette. Şimdi tabii Sayın Bakan'ın bu toplantılara katılması çok önemli. Temsil anlamında Türkiye'nin buralarda her zaman yer alması gerekiyor. Dünyanın çok en önemli büyük ekonomilerinden biriyiz. Fakat Türkiye'nin özellikle sermaye piyasalarına yatırımcı çekme konusunda problemi var. Tahvil piyasalarıyla ilgili bir sorun yok. Bono ve tahvil piyasalarına zaten yüksek faiz ödendiği için oldukça ciddi bir teveccüh var ve devam ediyor bu. Fakat tabii buradaki en önemli konulardan bir tanesi sermaye piyasalarının da güçlü yapıya kavuşması anlamında yabancıların sermaye piyasasına girip buradaki şirketlere alıcı olması durumu. İşte yılbaşından bu yana baktığımızda yaklaşık 2,5 milyar dolara yakın buradan bir çıkış var. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi bu halka arzlardaki özellikle fiyatlama konusu çok tartışma ediliyor biliyorsunuz. Birçok fiyatın firmanın belirlenmiş olan fiyatları ne kadar gerçek fiyatı yansıtıyor konusu çok tartışmalı. Ve neredeyse bütün şirketleri sokaktan geçeni halka arz eder duruma gelmiş bir SPK yapısıyla karşı karşıyayız. O nedenle biraz bu da bence ürkütücü oldu özellikle yabancıların gelişi konusunda. Oysa bizim hedefimiz ISO ilk 500, ISO ikinci 500 şirketlerinin buraya taşınabilmesi ve sermaye piyasasının bu anlamda güçlendirilebilmesi olmalıydı diye düşünüyorum. İkinci ve üçüncü konularda aslında Türkiye'de uygulanan programın genel gidişatını görmek istiyorlar. Dediğim gibi burada tam anlamıyla bütünleşik bir yapıyı maalesef daha henüz kuramadık. Özellikle para politikası yönü kuvvetli gidiyor Merkez Bankası üzerinden. Buna destek bir maliye politikası çokça yok gözüküyor. Bir de tabii tüm bunlarla beraber bir kur politikası eksikliği de var diye ben düşünüyorum. Bütün bunları eklediğimizde önümüzdeki dönemler açısından Türkiye hala cazip bir ülke. Değerlemeler anlamında baktığımızda şirketler en düşük değerlerine neredeyse ulaştılar. Onun için Türkiye'ye girişler mutlaka olacaktır. Ama programın ilerleyişini, enflasyonla mücadelede ivme kazanılmasını görmek isteyeceklerini ben kendi adıma düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Bir araya gidelim Özlem Hanım. Burayı tamamlayalım. Birazdan Baki Atılal da burada olacak. Piyasayı konuşmayı sürdürürüz. Efendim bir ara yapalım. Aradan sonra ekonomi notları ile karşınızda olacağız.